aile sağlığı merkezleri 3 gün sürecek iş bırakma eylemine salı günü başladı. Aile hekimleri eziyet yönetmeliği adını verdikleri ödeme ve çalışma yönetmeliğinin iptalini istiyorlar. Bu sistem aile hekimlerine performans yönetmeliği getiriyor. 5 dakikada bir hekimlik yapmayı getiriyor. Buna karşı çıkmak için buradayız. Hekimler 28 bini aşan aile hekimlerinin %85 oranında greve katıldığını bildirdi. Önce aile sağlığı merkezlerine grev kararı yazıları asıldı. Hizmet alabildiniz mi acaba? Bugün grev var diyorlar ama. Alamadım vallahi. İlaç yazdıracaktım. İki doktora da geldim, yazdıramadım. Engelli çocuğuma mama yazdıracaktım. Maalesef portolla grevdeymiş. Onların taraflarını değişim istiyoruz. Ardından İstanbul'da eylem noktası İl Sağlık Müdürlüğü önüne geçildi. Sağlık Bakanlığı olarak sürekli gelişen bir sağlık sistemi ve nitelikli bir hizmet sunumu amacıyla aile hekimliğini etkili ve verimli kılmak üzere bir süredir çalışıyoruz. Alanlarında tecrübeli ve sahaya hakim ekibimizle, çok sayıda hekimle ve paydaşla görüşerek yönetmeliğimizi hazırladık. Sürekli olarak şunu söylüyor: vatandaşımız kaliteli hizmet alacak, çalışanlarımız çok para kazanacak. Günlerce çalışıp çıkarttığı hesap burada. Vatandaşın sağlık hakkını, çalışanın iş güvenliğini, emeğini, meslek onurunu ayaklar altına almıştır. Biz güvenli çalışma ortamı talep ederken emeğimizin karşılığını akıl almaz parametrelere bağlayarak güvenli çatışma ortamı yaratmıştır. Bakanlık bizi de tepkilerimizi de kale almamayı seçti. Ve yönetmelik 30 Ekim'de aynı şekilde onaylanıp resmi gazetede yayınlandı. Yüzde bilmem kaç buçuklu puanlarla, asla yerine getirilmeyecek kriterlerle, karmaşık hesaplarla adaletsiz ücret dağılımını, hak gaspını örtbas etmeye çalışmaktadır. Aile hekimliğini hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği çok önemli bir zemin olarak görüyorum. Şu an buradaki hiç kimse ay sonunda ne kadar ücret alacağını bilmiyor. Böyle bir düzen olur mu? Bakanlığın bizim tepkilerimize kulak tıkama gibi bir lüksü yoktur. Gitmeyeceğiz. Kesinlikle vatanımıza hizmet ediyoruz, vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Vatanımızı seviyoruz onları, vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Bu ülkedeyiz, hiçbir yere gitmiyoruz. Hakkımızı da alacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Burada hem kendimiz için hem halkımız için bulunuyoruz. Bu ne kadar bizi ilgilendiriyorsa da halkımızı da ilgilendiriyor. Hep beraber mücadele edeceğiz.